Herkese selamlar. Bugün bir tıraş makinesi seti inceleyeceğiz. Hep Burak Akpınar yüzünden abi. Daha önce de söylemiştim. The makine ağzıma takıldı. Makine diyeceğime makine diyorum. Doğrusu makine. Herkesin ilgisini çekecek bir içerik olmayabilir. Fakat ben ne zaman tıraş makinesi incelesem, iki kere inceledim zaten, felaket izlendi. Böyle yavaş yavaş ama uzun vadede araştırıldığı için büyük ihtimal izleniyor. Yine çekeyim dedim. Aklımda yoktu ama bir yurt dışı seyahatimden dönerken havalimanlarında vergisiz satın alım yapabildiğimiz yerler var. İçinde teknoloji mağazası da vardı. Bu gördüğünüz canavar. Bu arada iki tane tıraş makinesi var içinde. Yine makine dedim. Anlatacağım ikisinin de özelliklerini. Farklı işlere yarıyorlar. 4500 TL'ye satılıyor Türkiye'de. Ben bunu 1800 TL'ye aldım. Aklımda yoktu. Hatta kullandığım tıraş makinemi de getirdim. Bu ne yapışmış üstüne bu ya? Çok daha uygun bir model. Yaklaşık 2 senedir, 3 senedir kullanıyorum bunu. Aralarındaki farklardan bahsedeceğim. Bunun dezavantajlarını anlatacağım ama kesinlikle bunu da öneririm. Değineceğim zaten. Çok uzatmayayım. Yani Türkiye'de şu an için alabileceğiniz en iyi set. Her işe yarıyor. Saç, sakal, vücut, atıyorum özel bölge tıraşı, komple hepsini yapabiliyor. Jilet gibi sıfırda kesebiliyor. Hadi incelemeye geçelim. Konuğumuzu takdim edeyim. Philips 9000 serisi Prestige Edition. Evet. Kutumuz bu şekilde, gayet şık bir kutusu var. Asıl makinemizin görseli burada büyük olarak kullanılmış, yanında çıkan uçları var işte. Hepsi farklı uzunluklarda kesiyor. Bir tanesi kademeli hatta. Bu inanılmaz pratik bir şey. Bir tane daha yedek başlığı var. Burun kılları için olanı var. Bir de şurada Philips'in deli gibi satılan, her gün sıfır sakal tıraşı olan insanların jilet yerine paraya kıyıp aldığı makine bu. Ve yorumları da inanılmaz. İşte biraz daha böyle uzun bırakmak için şekillendirici başlıkları da var bunun. Ne yazıyor bakalım? 11 farklı uzunluk ayarı var. Kendi kendine bileyleyebilen metal bıçaklar. 120 dakika yani 2 saat çalışma süresi bir tıraş makinesi için inanılmaz bir süre ve 1 saatte şarj oluyor. İşte en büyük problem bu aslında. Tam süresini bilmiyorum ama bu tıraş makinesi en az 5-6 saatte falan tam şarj oluyor. Yani böyle bir tıraş olayım deseniz 20 dakikalık şarjda bir tıraşı bile çıkartamıyor. Yanına bakalım, %100 showerproof demiş. Yani hiçbir şekilde su geçirmiyor. Duşta da kullanabilirsiniz. Kablosuz kullanım. Batarya göstergesi. 5 dakikalık hızlı şarj. İşte bu. Direkt kutumuzu açalım. Ha bu arada bunu incelerken güzel bir de tıraş olacağım. Sakallarımı bıraktım. Şekillendirme yapacağım daha çok. Kısaltıp şekil vereceğim. Şu bıyıklarım dudağımın üstüne gelmeye başladı. Ben normalde oraları kısaltıyorum. Böyle bu videoyu çekebilmek için birkaç gün paspal gezdim. Hadi bakayım. Evet, böyle bir kutu karşılıyor bizi. Bir sürü kullanım kılavuzu, garantiyle alakalı kağıtlar. Baba bu ne ya? Artık bunları koymamaları lazım. Bir tane kare kod koyun abi, okutalım. İnternetten okuyalım. Yani israf. Aman taşıma çantası güzel. Hepsini dökelim. Şimdi bir one blade ve parçalarını ayıralım. Öncelikle bir taşıma çantasına bakalım. Dokusu gayet güzel. Kumaş, üstünde Philips yazıyor. İki makineyi de uçları da rahatlıkla alır. Sonra böyle büzgülü kapatabiliyorsunuz. Ama böyle küçük bir hard case, yani sert bir kap olsa daha güzel olabilirmiş. Kılları temizlemeniz için şöyle bir fırça çıktı. Tüm uçları döküyorum. Evet, uçlar bu şekilde. Bu burun kıllarını kesmeniz için bir uç. 9 mm, 12 mm. Biraz daha böyle uzun saç kesenler, favori düzeltenler için bu. Sakalda da kullanabilirsiniz ama yine bayağı uzun bırakıyor. Şu ayarlanabilir uç hayat kurtarıyor. Ben tüm sakal tıraşımı bu uçla olabiliyorum. 3 farklı uzunluk ayarıyla yapıyorum. İşte buralar daha kısa, şuralar bir tık daha uzun, orta taraf daha uzun gibi. Zaten tıraş olurken göstereceğim. 3 mm'den 7 mm'ye direkt ayarlama yapabiliyorsunuz. Ve daha kısaları da var. 2 mm... 1 milimetre. Bunlar zaten sıfıra yakın yapıyor. Gelelim makineye. Aman. Görüntüden kalite akıyor bu arada. İç mekanizması bu şekilde. Bu arada ben buraları metal bekliyordum. Buralar plastikmiş. Ama gayet kaliteli. Altında şarj girişi var. Burada batarya göstergesi. Basalım. Hatta şu an şarj yok. MG7710 modeli. Tam gösteremiyorum. Buradan okuyayım. IPX7 sertifikası varmış. Endonezya'da üretilmiş. Gereksiz bilgi. Bu arada şöyle de bir şarj aleti çıkıyor. Bu gördüğünüz adaptör ikisiyle de uyumlu çalışıyor. İkisini de bundan şarj ediyorsunuz. Şöyle bir negatif özelliği var iki cihazında. Şarj olurken kullanamıyorsunuz. Zaten o yüzden çok büyük bir problem vardı. Bu ürün de aynı şekilde şarja takılıyken tıraş etmiyor ve şarjının dolmasını beklemeniz gerekiyor. Hızlı şarj çok işime yarayacak. Şimdi gelelim One Blade'e. Hop. One Blade'i ilk defa kullanacağım bu arada.
Nasıl performans verdiğini hiç bilmiyorum. Ama yorumları inanılmaz iyi. Bir şey söyleyeyim, çok iyi. Şu silikonları falan harika hissettiriyor. Yanları silikon, geri kalan yerleri plastik. Gördüğünüz üzere şu başlık çıkık durumda. Biz takacağız şimdi. OneBlade'in şöyle bir şeyi var. Çok ince, böyle jiletimsi bir bıçak olduğu için diğeri gibi kendini bileyleyemiyor. 4 ay sonra değiştirmeniz öneriliyor. Ayrı bir şekilde satılıyor uçları. Bak, bunun da şarjı yok. Şöyle de göstereyim. Bu OneBlade'i de duşta kullanabiliyorsunuz. Şimdi uçlarını da göstereyim. Değişik bir olayı var. Şunu açarsak şöyle göstereyim. Bakın, şu jiletlerin uçları sarı yeşil renkte. Onlar griye döndüğünde, tamamen gıpgri olduğunda, metal rengi olduğunda değiştirmeniz gerekiyor anlamına geliyor. OneBlade'in diğer makineye göre çok büyük negatif bir özelliği var. 8 saatte tam şarj oluyor ve sadece 45 dakika şarjı gidiyor. Küçük bir bataryaya sahip ve hızlı şarj desteği yok. Daha narin bir bıçak olduğu için böyle koruma kapakçığı var. Takılışını da göstereyim. Şuraya oturtup itiriyorsunuz, bu kadar. Bu arada yaylı, oynar bir başlık. Yüzünüzde gezdirirken sürekli oynadığı için tam yüz şeklinizi alıyor ve sıfırdan kesiyor tüm kılları. Tersi yönünde kestiğinizde ise tarih yapmadığını iddia ediyor. Ben bugün deneyeceğim, şuralarımı bununla alacağım. Bu arada şöyle bir başlığı daha var. Kaç milimetre olduğunu yazmamışlar. Bu şekilde de of, koparttı. Kirli sakal görüntüsü yakalayabiliyorsunuz. Bu da vücut ve özel bölge için kullanılıyor. Yine sıfır kesiyor ama şunun dış tarafındaki korumaları sayesinde bir yerinizi kıstırmanızı engelliyor. Biliyorsunuz bazı bölgeler böyle çok hareketli. Onlarda kıstırma yaşanabilir. Bu şekilde güvenliği sağlamışlar. Şimdi anlattığımıza göre tıraşımıza geçelim. Ben de artık kurtulayım şunlardan. Ama ilk önce biraz şarj etmem gerekiyor. Evet, şimdi açıları vesaire değiştirdim. Bu arada aynam yok ofiste. O yüzden iPad'e bakarak tıraş olacağım. Aynı zamanda bundan da kayıt alacağım. iPad'in biraz görüntü kalitesi kötü olabilir. Helal edin. Yani bu kameralara kıyasla kötü. Bıyıklarım dudağımın üstüne gelmiş durumda. Şu cücük kısmı da böyle dağılmış durumda. Şuraları temizliyorum ben. Böyle üçgen bırakıyorum burayı. Boynumun alt kısımlarını da alıyorum ben normalde. Onları da bıraktım böyle. Biraz saçaklandı, kıvır kıvır oldu. Ve normal kullandığıma göre de biraz uzadı. Kısaltacağım. Dediğim gibi çene kısmını biraz daha uzun bırakıyorum. Bıyıkları da aynı şekilde. O yüzden farklı numaralarla deneyeceğiz. Bazı yerleri de sıfırlayacağım. Onu da OneBlade ile yapacağım. Hatta ne kadar sıfır kestiğini böyle kolumda daha iyi gösterebileceğim sanırım. Bir kolumu da OneBlade ile tıraş edeceğim. İlk bence bıyıklardan başlayalım. Bayağı rahatsız ediyor çünkü bunlar beni. Bir tarak yardımıyla aşağı doğru tarıyorum. Evet, şimdi de OneBlade'i dudak çizgime denk getirecek şekilde. Bu arada bir kameradan bakarak tıraş olmak çok zormuş. Hiçbir şekilde ayna görüntüsü yok. Detay göremiyorsunuz o kadar. İlk defa yapıyorum. En son zaten toparlayacağım. Gidip aynada toparlayacağım yani. Şimdi şu cücük kısımlarına geçelim. Oha! Harbiden jiletle alınmış gibi yaptı ha. Bu arada bayağı fazla ses çıkarıyor OneBlade. Beklentimden daha yüksek, tiz bir ses çıkartıyor. Bunlar biraz daha kalınca bir ses çıkartıyor. Şimdi sakalları da tarayalım. Bu arada şöyle de bir tüyo vereyim. Eğer sakallarınız benimki gibi uzadığında böyle çok böyle karmaşık hale geliyorsa, bugün yapmadım mesela ben bunu. Bunun gibi ince aralıklı bir tarağa argan yağı dökerek sakalınıza da biraz sürebilirsiniz öncesinde. Onunla aşağı doğru tarayayım. Hem düzleştiriyor biraz daha, hem de çok yumuşacık oluyor. Şimdi bir numarayı takıyorum. Şu alt kısmı göstereceğim. Bir numaranın ne kadar kısalttığını anlayın diye. Şu bölümleri kesiyorum, anlamışsınızdır. Sıfıra çok yakın kesiyor. Böyle dokunduğunuzda parmak ucunuza geliyor kıl uçları. Tam sıfır değil, sıfıra yakın diyeyim. Ya yani 1 milimetre. 1 santimin onda bir uzunluğunda oluyor. Böyle farklı numaralar kullanarak böyle kat kat hissiyatı verebilirsiniz. Atıyorum, şu boyun bölgenizi sıfırlayıp üstünü bir tık daha uzun bırakıp onun üstünü de biraz daha uzun bırakarak böyle bir geçiş elde edebilirsiniz. Ben uğraşmıyorum. Kaşındırıyor çünkü boğazımı. Hep böyle buradan kestiğim için Almancı zannediyorlar beni. Bu arada şunu da söyleyeyim, benim kaşlarım biraz uzuyor. Ben kaşlarımı da bununla tıraş ediyorum. 3 numarayı alıyorum bunu. Şöyle göstereyim. Şu 3 veya 4 numarayı aldığınızda 4 daha iyi oluyor hatta. Üstünden böyle geçebilirsiniz. Tüm kaşınızdaki kılları aynı seviyede tutuyor.
daha derli toplu bir görüntü elde ediyorsunuz. Numaralı olanı takıyorum. Şu kıllar mıllar helal edine. Yanaklarımı 5 numarada keseceğim. Şu yanakla çenenin birleştiği yerde şu aralıklara da geçiş olsun diye 6 numara yapıyorum. Şöyle tık diye 6'ya aldım. Gerçekten hayat kurtarıyor sürekli başlık değiştirmemek. Güzel bir buluş olmuş bu. Yani çoğu berberlerin makinalarında da var da birçok tıraş makinesi seti kullandım. Hepsini tek tek değiştiriyordunuz. Ne uzamış be. Şimdi biraz daha iç taraflara geldim. Çeneye yaklaştım. 7 numarayı alıyorum. 7 numara dedim, 7 milimetre bu arada, böyle ağız alışkanlığı numara diyebilirim. Bunu da çıkartıyorum. Çeneye de 9 milimetreyi takıyorum. Tam böyle orta noktasını alıyorum onunla. Hatta bıyıkları da bir tık kısaltalım. Bıyıkları da 7'de alıyorum. One Blade ile boyun altını sıfırlayacağım. Bu arada şunu da ekleyeyim. Kulak çevrenizde böyle tüylenme olabilir, kulak memenizde vesaire. Bunları rahatlıkla alabilirsiniz. Direkt böyle kulağınızın şurasında gezdirmeniz yeterli. Benim genetik olarak yanaklarımda hiç çıkmıyor. Çoğu kişi alıyorum zannediyor ama bir kere böyle burayı kıllanmış göremezsiniz. Gerçekten böyle çizgi gibi çizilmiş olarak çıkıyor. Hiç dokunmuyorum buramı. Ama sizin de buralarınızda çıkıyorsa One Blade ile sıfırlayabilirsiniz. Şimdi sadece bir tarafımı tıraş ettim ki aradaki farkı görün diye. Bu arada ayna karşısında daha böyle ince detaya girebiliyorum. Şu an çok göremediğim için buradan çok verimli olmamış olabilir. Şöyle yandan göstereyim. Gayet böyle güzel bir geçiş var çeneye doğru. Şuralara biraz daha böyle geçiş atıyorum ama onu şu an burada yapamam. Aynada bakmam lazım. Şimdi şu tarafın dağınıklığını göstereceğim. Döndüğümde böyle sakallar uzun olduğu için biraz daha birbirine girmiş durumda. Şuralar hele çok kötü gözüküyor. Yani böyle derli toplu görüntü benim daha çok hoşuma gidiyor. Diğer türlü böyle biraz pasaklı hissediyorum kendimi. Şimdi bir de burun kıllarını da alalım. Şu metal başlığı çıkartıyorum. Aman ne kıl çıktı be. Şu şekilde oturtuyorum. İğrenç görüntü için helal edin. Bunu çekeceğim diye burun kıllarımı da kesmedim. Normalde her hafta tıraş olurken temizliyorum içlerini makinayla. Zaten kılı alırken sesi değişiyor makinenin, onu anlıyorsunuz. Bu beni hapşırtacak ya. Oh. Evet, şuraları bayağı kötü kesmişim ya. Çok güzel hale getiriyorum onları sonra. Şimdi bir de kolda deneyelim. Her yer kıl içinde ya. Şöyle göstereyim. Kollarım benim çok kıllı değil. Zaten şu an lazere gidiyorum. Bir tek kollarıma lazer yaptırıyorum. Çünkü tüm kollarımı dövme kaplatmayı düşünüyorum. Ve kılla birlikte olan görüntüyü sevmiyorum. Şuralarda kıl yok. Lazer başarılı gidiyor. Ama dövme olan yerlere lazer vuramadıkları için oralarda kıl var, görebilirsiniz. Çünkü lazer tabancası oraya atış yaptı mı mürekkebi dağıtıyor ve dövme gidiyor. O yüzden buralara yaptıramıyoruz maalesef. Baksana baba, şak diye alıyor bak. Şöyle daha yakın tutayım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Canavar gibi daldı. Tertemiz. Ama buranın da biraz anasını ağlattık, her yer kıl oldu. Vücudumda başka bir yerde kıl almıyorum ama denemek için yapabilirim. Yani vücutta deneyip size gösteremeyeceğim tabii ki. Ama en azından böyle kolda One Blade'i göstermiş oldum. Çok güzel ve pürüzsüz aldı yani. Gerçekten jiletle alınmış gibi ve gidip gelirken tahriş etmiyor. Vallahi harika. Rahatlatıyor da. Aa, şunu belirteyim. Ben çok beğendim. İki ürünü de çok beğendim. Zaten hep Philips kullanıyordum ben. Sadece One Blade yerine Silver Crest'in bir ürününü kullanıyordum. O da çok iyi. One Blade sanki bir tık daha böyle pürüzsüz yapıyor. Diğeri de sıfırlıyor bu arada ama bunda böyle tüy kökü bile kalmadı gibi. O da çok daha uygun bir model. Ondan da çok memnunum. 2 senedir falan kullanıyorum onu. Bu bahsettiğim Philips'i de aynı şekilde.
Şu iki ürün arasında çok bir fark yok. Onu söyleyeyim. Sadece bu şarj muhabbetleri ve su geçirmezlik farkı var. Bir de pili daha fazla gidiyor bunun, batarya ömrü. Ucuza bulduğum için hem merak etmiştim, deneyeyim dedim, hem de videosunu çekeyim diye aldım açıkçası. Tüm ürünlerin linklerini aşağı açıklama kısmına bırakıyorum. Dilerseniz oradan satın alabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Bunlar böyle bundle halinde ikili satılan kutuda nedense daha pahalı tek tek almanıza göre. İkisinin ayrı ayrı da linklerini koyacağım aşağı. Tek bir link zaten. Tıklayınca listede göreceksiniz. Ben şimdi doğru tuvalete gideyim. Şu diğer tarafı da düzelteyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.